Diyarbakır, sonra Mardin'de yangınlarda kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum ve başsağlığı diliyorum. Bu gerçekten çok hepimizi etkileyen, üzen bir olaydı. Biliyorsunuz bununla birlikte yaklaşık olarak şeyde Diyarbakır'da 5, Mardin'de 10 vatandaşımız, toplamda 15 vatandaşımızı, canımızı kaybettik. Ancak yaralı olup hastanede tedavi gören vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de mevcut. Şu an 78 vatandaşımız yangından etkilenmiş durumda. 2 vatandaşımız da, kıymetli arkadaşlarım, tedavi altında. Tabii bu süreç içerisinde yaralı kardeşlerimize de Rabbimden şifalar diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Perşembe günü başlayan yangın Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde başlamış. Maalesef rüzgarın etkisiyle de birlikte Mazı Dağı kadar yayılarak büyük bir alanı etkilemiş durumda. Yangın başlar başlamaz her iki ilimizde de valiliklerimiz koordinatörlüğünde AFAD başta olmak üzere sağlık, UMKE ve Tarım Orman İl Müdürlüklerimiz olaya anında müdahalede bulunmuşlardır. Allah razı olsun tüm çalışanlarımıza, tüm personelimize. Müdahale edilmemiş olsaydı yangın daha büyük bir alanı ve daha büyük bir felakete sebep olabilirdi kıymetli arkadaşlarım. Bunun yanında ne yazık ki canlarımızı kaybettik, 15 canımızı kaybettik ama bunun yanında da küçük baş, büyük baş hayvan kaybımız, aynı zamanda ekili alanlarımız zarar gördü, meralarımız zarar gördü. Bununla ilgili Tarım İl Müdürlüklerimiz hasar tespit çalışmalarında bulunmaktalar, devam ediyor çalışmalarımız. Ve devlet olarak da biz buradayız. Olayın ilk çıktığı andan itibaren kıymetli valim de ifade etti. Burada oldular ve devletin tüm kurumlarıyla birlikte yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Daha sonra tabii ki acil yardım ödeneğiyle devletimiz gerekli maddi desteği, özellikle zarar gören, yangından zarar gören kardeşlerimize bu desteği sağladık. Ancak zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Bu noktada ortaya çıkacak durumla ilgili olarak da gerekli destekler ve müdahaleler valiliklerimiz aracılığıyla yapılacaktır. Değerli arkadaşlarım, özellikle burada Mardin ilinde 86 araç, 451 personel, Diyarbakır ilinde de 94 araç ve 557 personelle yangına anında müdahale edilmiştir. Ve burada vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak amacıyla ben de bu topraklarda Mardin'de doğmuş bir kardeşiniz, bir bakanınız olarak da buraya geldim. Hem bundan sonra Mardin'e de geçeceğim. Taziyelerimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın taziye dileklerini kardeşlerimize, vatandaşlarımıza ileteceğim. Yanlarında olacağız, ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Sağ olsun devletimiz burada, Sayın Valimiz, milletvekillerimiz burada, hepimiz buradayız. Tabii bu yaraları da hep birlikte sarmamız lazım. Tekrar yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kaybettiğimiz 15 canımıza da, kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah-u Teala inşallah böyle afetler yaşatmasın diyorum. Tabii bu noktada daha dikkatli olmamız gerektiğini de özellikle vurgulamak isterim size. Önümüz Temmuz, Ağustos ayları bu tür yangınlar ortaya çıkabilir. Daha dikkatli olmamız lazım. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Aziz milletimizin de başı sağ olsun. Sizler de refakat ettiniz. Çok teşekkür ediyorum her birinize. Evet, sağ olun, var olun. Olayla ilgili büyük geniş çaplı soruşturma var. Yangının çıkış sebebi belirlendi mi acaba? Yangının çıkış sebebiyle ilgili tahkikatlar devam ediyor. Tabii ki bunda kimin kusuru, ihmali varsa elbette savcılıklarımız, hukukçularımız görevlerinin başında. Tarım İl Müdürlüklerimiz hasar tespitlerini yapıyor. Esas orası bence çok önemli. Çünkü hasar tespitinden mağdur olan vatandaşlarımıza da kardeşlerimize destek vermemiz ve yaralarını da sarmamız lazım değerli arkadaşlarım. Kısa sürede hayatı tekrar ayakta kalabilmeleri için de onlara destek vereceğiz. Devletimiz her zaman olduğu gibi bakın, her zaman olayın ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında olmaya başladı. Müdahale edildi. Müdahale eden vatandaşlarımız yaralandı. Hastaneye götürüldü. Onların tedavileri sürüyor. Biraz önce söyleyeyim, 78 vatandaşımız var. Onlar da kısa sürede inşallah eski kaldıkları yaşamlarına geri dönerler. Acil şifalar diliyorum. Büyük bir yangın. Çünkü anız yangınlarını hepiniz bilirsiniz. Bu tür felaketler ortaya çıkmaz. Anız yangını örtü yanar, söner. Ama
burada tabii iklimin değişikliğine de çok vurgu yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Havalar daha fazla ısınmaya başladı. Kolay alev almaya başlıyor otlar. Rüzgarın şiddeti artıyor, nem oranı artıyor. Böylece hem genelde de bakın Orman Bakanlığımız inanılmaz bir şekilde gece gündüz çalışıyor. Hani vatandaşlarımıza buradan duyuru yapmamıza yarar var. Ormanlara, böyle alanlara da cam, sigara, ismalit gibi kolay tutuşacak maddeleri atmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu ormanlar, buralar hepimizin, değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz Çanakkale'de de orman yangınları oldu. Sağ olsun tüm ekiplerimiz, Tarım Orman Bakanımız görevin başında müdahale ediyor. Tekrar geçmiş olsun. Muhtarımızla bir araya geldik. Buranın da burada ihtiyaçlarını belirlemeye gayret ettik. Burada. Allah razı olsun Sayın Muhtarım. Ve tekrar başını sağ olsun diyorum kıymetli muhtarım. Allah bir daha böyle bir afetler yaşatmasın. Size de çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Sağ olun, var olun.